televizyonundan herkese merhaba. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli seyircilerimiz, haftanız hayırlı ve bereketli olsun. Rabbim sağlık içinde, huzurlu, hayırlı bir hafta geçirmenizi nasip eylesin. Efendim sizlerden gelen soruları cevaplandırarak sizleri bilgilendirmeye çalıştığımız İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında sizlerle birlikteyiz. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz soruları 0552 915 82 42 numaralı hattı arayarak yahut mesaj atarak sesli, videolu sorularınızı bekliyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızdan bize sorun vav wow uzantısıyla da sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kaynar sorularınızı yayın esnasında cevaplandıracak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Rabbim daha iyisin. Sizin de haftanız sayılı ve bereketli olsun hocam inşallah. Amin. Her, herkesin herkesin haftası bereketli olsun inşallah. Tabii yeni bir haftaya Bismillah dedik hocam. Yeni bir aya. Yeni bir aya Bismillah dedik. <laughs> Sadece haftaya. <değil. gülüyor> Günler geçiyor. <laughs> evet hocam. Gün gün hafta hafta ay ay sene sene geçiyor. Bir yerde duracak. Evet. İşte önemli o duracağı yere de, kadar güzel bir o, şekilde geçirmek hocam. Bir yerde toslanmamak <laughs> inşallah. Önemli olan Tabi geçen haftadan geçen aydan seyircilerimizden sorular var hocam. Evet doğru. O soruları ben size sorarak başlayayım. Tabii buyurun. Bahadır isminde bir seyircimiz demiş ki namaza ettehiyyatü okurken işaret parmağını kaldırmanın hükmü nedir? Uygulanma şekli nasıldır? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Peygamber Efendimizin ibadetlerle ilgili yaptığı şeyler eğer farz değilse yani Kur'an'ın emri olarak yapılmamışsa ve önem çok önemli olarak, tekitli olarak söylememişse sünnet diyoruz peygamberimizin yaptıklarına ibadetlerle ilgili. Tabii başka alanlarda da sünnetleri var. Yani sadece ibadet alanda değil ama hı hı. şu için söylemiş oldum onu. Peygamber Efendimizin her alandaki her yaptığı sünnet olmayabilir. Mesela o bir insandı, beşer olarak senin benim gibi bir insandı. Yemek evet. yerdi, su içerdi, uyurdu. O özel kişiye, beşere ait özellikler. Onlar sünnet kapsamının dışında çıkar. Veya Peygamberimize has özel bazı ibadetler, bazı özel şeyler var. Mesela gece kalkıp namaz kılmak, teheccüd namazı. Peygamberimize farzdı. O ona aitti. O bizim o, o bizi bağlamıyor. Ama tabii yaptığı için sünnet oluyor. Neyse başka alanlarda da var, oraya girmeyelim. Yani ibadetlerle ilgili olarak yaptıkları sünnet olarak telakki edilir. Ve e, parmağını da parmağını e nabaz kılarken son oturuşta kaldırmıştır. Ama nasıl kaldırmıştır? Burada birkaç çeşit var. Mesela Malikilerin uyguladığı bir farklı şekil var. Hanefilerin, Şafilerin uyguladığı ayrı şekiller var ama bu şekiller parmak kaldırma var hepsinde. Evet. Parmak kaldırma. Şimdi Hanefi meslebinde ethayatı okuyoruz. Ethayatının sonunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü diyoruz. Evet hocam. Eşhedü deyince en la ilahe diye kaldırıyoruz. İllallah deyince indiriyoruz. Hmm. Yani eşhedü en la kaldırıyoruz. Evet. la ilahe ilahe de... illallah indiriyoruz. La ilahe illallah. Yani şimdi şu şekilde tuttuk. Evet. la ilahe illallah. i̇llallah. Yani la ilahe kısmında kalkık. kaldırıyoruz. illallah kısmında i̇ndiriyoruz. indiriyoruz. Bu sünnettir. Sünnettir. Eee ama mesela şafiler, diyelim ki ette okuyunca kadar tamamen kaldırırlar. Hmm. Yani o şekilde onu yapar. Malikiler hareket ettirirler. Bu şekilde parmaklarını. Demek ki Resulullah bunların hepsini uygulamış. Her bir müştehit imam bunlardan kendine göre güçlü bulduğu delile dayanarak birini tercih etmiş. Eyvallah hocam. Ama bunu yapmadık. Namazımız eksik mi? Hayır, eksik değil. Namazımız olmadı mı? Hayır, oldu. Ama faziletinde, yani sünnet yerine geliştirilmediği için faziletinde bir eksiklik olabilir. Ancak şöyle e, diyen kaynaklarımız da var. Herkes bunun yerini bilemez. Yani o, o hmm. teşebbütteki parmak kaldırmayı herkes beceremez. Dolayısıyla bu işi beceremeyenler yapmasın, terk etsin. Hmm. Yapabilenler, becerebilenler yapsın şeklinde kayıtlar var. Eyvallah hocam. Açan isminde başka bir seyircimizin sorusu. Hocam benim annem çok sağlıklı birisiyken bir anda çaresi bulunmayan bir kafa ağrısına yakalandı. Bunun üzerine etraftakiler muska olduğunu söyleyip babamı hocaya gönderdiler. Gittiği hoca da evinizde muska var demiş. Anneme bilerek yazmışlar sanırım. Sizce bu doğru mudur? Çünkü bazı hocalar muskanın yerini, neye yazıldığını bile söylüyorlar. Normalde inanmıyorum ama hocada yerini söyleyince şahit oluyorum. Bu konuda beni bilgilendirir misiniz diye sormuş. Şimdi muska deyince daha çok çocukları, insanları bet gözlerden, işte yanlış düşüncelerden, efendim kıskançlıktan koruması için yapılan dua, onlar anlaşılır daha çok. Yani bu sorulan soru muskadan ziyade büyü gibi hmm. bir izlenim veriyor. Şimdi muskayı Peygamberimiz zamanında muska yok, öyle bir şey yok. Ama şifa ayetleri okunuyor tabi. Daha sonraki dönemlerde Abdullah İbni Ömer veya Abdullah İbni Amr bil As bunu küçük çocuğunla bir kağıda yazıp o ayetleri astığı şeklinde rivayet var. Ama bu peygamberin fiili değil. Sahabede bir kimsenin fiili ve yaygın bir olay da değil. Evet hocam. Onun için muskaya İslam fıkhında pek sıcak bakılmaz. Niye? Çünkü muska bir sonuç itibariyle bir eşyadır leşşanın insana bir faydası olmaz. Ve ondan fayda beklenmez. Beni bu kurtardı denilmez. Hmm. Allah kurtarır. Allah iyi eder. Allah verir. İnancımız bu. Evet Bir de büyü olayı var. Şimdi büyünün varlığı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Nasıl geçiyor? İşte Harut ve Marut isminde iki melek geliyorlar. Ve insanlara büyü öğretiyorlar. Ama büyü öğretirken de bu bunu biz size öğrettik ama bu iyi bir şey değil. Bundan uzak durun diye de tembihatta bulunuyorlar. Peki kötü şey niye öğrettiler? Tabi bu ayrı hikmetler olabilir. Şimdi buna dayalı olarak büyünün varlığı kabul ediliyor. Hatta Peygamber Efendimiz'e de büyü yapıldığına dair rivayetler var. İşte Felaknas surelerinin inişi peygambere yapılan büyünün bozulması içindir. Büyüya Peygamber Efendimiz hastalandı. Güya diyorum bu o tabir pek hoş olmadı. Peygamber Efendimiz hastalanmış. Ve iki tane melek geliyor. Başucuna oturuyor. Bir ötekine soruyor nesi var derdi ne? Öbürü tıp diyor. Tıp büyü anlamında kullanılıyor tıp. Hmm. Peki nerede bu diyor? İşte falan yerde falan. işte bir kuyunun içerisinde altında. Kim yaptı falan yaptı. Bir Yahudi kadın ismi. Ve Peygamber Efendimiz bunları rüyasında görüyor ve kendisine ilham ediliyor. Ve kalkıncı, kalkıyor. Hazreti Ali'yi o gönderiyor. Hazreti Ali iniyor. O içinde bir taş var. Taşın altında 11 tane düğüm atılmış bir kiriş. Kiriş şu. Yani eski yaylarda filan oku atmak için gerilen bir şey var. Evet. O bağırsaktan yapılıyor o. Yani küçük baş hayvanın bağırsağı herhalde o ince bağırsağı bükülerek kurutuluyor ve o çok sağlam ve dikil şey yap e, bağlandığı zaman çözülemez bir hale geliyor. Mesela onu yaş olarak bağla. Ondan sonra kurusun çözemiyorsun Kördüğüm gibi oluyor. Kördüğüm gibi oluyor. Ha öyle bir şey bulunuyor Hazreti Ali ve Peygamber Efendimize getiriyor o ara Felak ve Nas sureleri iniyor, nazil oluyor. Her bir ayet okunduğunda o düğümlerden biri çözülüyor ve son düğümle beraber Peygamber Efendimiz saate kavuşuyor. Bu da aynı şekilde bizim şey hadis kaynaklarımızda tamamında olmasa da yer alan bir olay. Yani bunlar bize evet. büyünün varlığını gösteriyor. Ve hatta şu da vardır. insanlar karı kocanın arasını bozmak amacıyla veya insanlar arasına fitne ve fesat düşürmek amacıyla büyü yapmaları haramdır. Haramdır. Ama iyi niyetlerle yapılabilir şeklinde de şeyler var, kayıtlar var. Şimdi burada annesi hastaymış. Sayılıklı evet, iken evet. hasta olmuş. Hocaya gitmişler. Hoca demiş ki sizin evinizde nuska var. Anlaşılan o ki o nuska denilen şey büyü. Evet. Ama o nuska şeklinde bir şey yapılmış olabilir. Biz onu bilmiyoruz. Ve bazı hocalar da işte biz bunun yerini söylüyor, yurdunu söylüyor falan. Bunu şöyle anlıyoruz. Şimdi cinler var ya cin. Evet hocam. Biz onu kabul ediyoruz. Varlığını kabul ediyoruz. Ama yani görmedik. Tamam. Ama Kur'an var diyor ona. Kur'an var dediği için biz de ona inanıyoruz. Ve bu cinler her ne kadar yarın, öbür gün ne olacağını bilmiyor iseler de şu anda olup bitenden bazı şeylerden haberdar olabiliyorlar. Nasıl olabiliyorlar? E çünkü onlar e, onlar bizi görüyor hocam. E, bizim gibi cisim değil, et kemik efendim kas değil onlar. Hmm. Nurani varlıklar. Dolayısıyla her an her yere girip çıkabiliyorlar ve dolayısıyla bazı olaylara şahit oluyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de Süleyman aleyhisselamla ilgili de şey var. Evet. Yani bunların e, ama her şeyi bildikleri yalan. Yanlış. Hatta Süleyman aleyhisselam ...gaybı bilmezler yani. Gaybı Allah'tan da bilmezler. Bakım bazı bakım bazı, bakım. bazı hali de bilmeyebilirler. Evet Süleyman aleyhisselam'ın aleyhisselam vefatını dahi ha, bilemediler, bilemediler. O, ne zaman onun vefat ettiği anlaşıldı? Dayandığı o baston çürüdüğü zaman kut evet. de Ha neyse yani bu dediği kişiler, hoca dediği kişiler eğer bunun yerini yurdunu bulabiliyorlarsa o şeyin, büyü yapılan şeylerin muhtemelen cinlerden yardım alıyor olabilirler. Çünkü cinler onu görmüştür. ve Bir de bunların bu tiplerle uğraşan insanların e, özel böyle irtibat kurduğu e, cinler olurmuş. Hmm. Mesela Süleyman Aleyhisselam da vardı ya o şey e, ifrit, ha, ifrit. ifrit o tahtı getiriverim. Getirebilirim. Diyor. O işte ne derler onun için. Yemen'den tamam, Kralın o da, tahtı. Belkıs'ın tahtını da. Belkıs'ın tahtı. E, azam'ı bildiği şeklinde o. Yani İfrit onu nasıl getirmiş? Böyle göz açıp kapayıncaya kadar İsmi Azam'ı biliyormuş diye de bazı kitaplarda yer alır bu. Hı hı. E, yani bu var. Cinler var. Onu kabul ediyoruz. Hı hı. Cinler bazı şeylere den haberdar olabilirler. Onu da kabul ediyoruz. Ha büyü ee, teorik olarak var. Onu da kabul ediyoruz. E, dolayısıyla teorik olarak olan bir şeyin pratikte de olması bu mü mümkün olabilir, yapabilirler belki. Ama bunu dediğim gibi o cinler vasıtasıyla o hocalar haber almış olabilir. Bir de e, cinle yerini cinne, cinlere bakan, efendim, cinlerden haber veren, büyü yapan, büyü çözenlerin hepsi hoca değil. Hmm. O başka bir şey. Yani o, o başka bir şey. Hatta hiç hocalıkla, dinle, diyanetle alakası olmayıp da bu işlerle uğraşan insanlar da var. Bunları duyuyoruz. Eyvallah hocam. Peki hocam bunlardan nasıl korunacağız? O işte o felaknas okuruz, fatiha okuruz, işte Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuruz. ozu besmele çekeriz. İşte bu şekilde korunmaya çalışıyoruz. Ayet-i kürsü de onlardan. O zaten hepsinde okur. Eyvallah hocam. Bir sessiz sorumuz varmış hocam. Dilerseniz Allah. sorumuzu Alalım. Hocam benim sorum internet aboneliğimiz var. Herhangi bir müzik yayını ya da televizyonda görüntülü film yayını ya da maç yayını yapan bir siteye abone olmadan onun maçlarını başka siteler üzerinden yani tabiri caizse kaçak bir şekilde seyretmek dinen caiz midir? Kul hakkına girer mi? Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Yani bu, bu bir evet. masraftır. Bir emektir. Bir emek sonucu elde edilen bir üründür. Ve bugün buna ürün diyoruz. Hı hı. Yani bir kimsenin tarlasından kaldırdığı şey nasıl ürünse, fabrikada imal ettiği şey nasıl onun ürünü ise, onları insanlar haksız yere izinsiz e, alamıyorlarsa, almaları halinde sorumlu oluyorlarsa, bu ürünleri almakta sorumluluğu gerektirir. Ama şurada şöyle bir fark olabilir belki. Bizzati o sitenin, yani paralı yayın yapan sitenin, şifresini kırarak oradan seyretme var olabilir. Veya başkaları onu kırarak yayına koymuş sen o başka sitelerden seyrediyorsun. Bunlar arasında fark olabilir. E, caiz olup olmamak konusunda değil de günahlığın derecesi açısından. Hmm. Çünkü birisi doğrudan çalıyor, öteki çalandan alıyor, çalıyor. <laughs> Böyle bir şey. E, yani bu, bu olay oluyorsa da bunlar ben bildiğim şeyler değil. Ama sonuçta bu bir şeydir, haktır, bir üründür. Ve başkasının hakkını onun izni olmadan, bedelini ödemeden almak dinen doğru değildir, sakıncalıdır, günahdır. Eyvallah hocam. Seyircilerimize bir hatırlatmada bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizler de merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları sesli, videolu bizi arayarak yahut mesaj atarak 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımıza gönderebilirsiniz. Kıymetli hocam yayın esnasında sorularınızı cevaplandıracak. Hocam Nuray Sayan isimli bir seyircimiz demiş ki benim sorum yurt dışından gelen peynirler hakkında burada kullanılan peynir mayası ineğin bağırsağından yapılıyor fakat hayvan İslami usullere göre kesilmemiştir internete baktığımda bazı yorumlar yenilebilir şeklinde diyor ama emin olamadım hocam bu konuda ne diyor? Şimdi doğrudan kullanılması yenilmesi içilmesi caiz olmayan şeylerin dönüşüm geçirdikten sonra, istihale geçirdikten sonra kullanılması caiz olur. Hmm. Mesela örnek vereyim. Kendiliğinden ölen bir hayvanın derisi pistir. Kendiliğinden ölen. Mesela bu inek. Evet. Kendiliğinden öldü. Onun derisi pistir. Bir, i̇ki eti de pistir. Mundar. Dolayısıyla o derinin üzerine namaz kılamazsın. Onun ıslaklığı üzerine bulaşırsa o üzerini pis eder. Ama o deri tabaklanmış ise yani kimyevi yeni usullerle veya eskiden tabi yollarla bu deri tabaklanırdı. Ona dibagat denilir. Hatta eskiden tabakçılara tabaka debbag derlerdi. Dericiye debbag denirdi. Tabaklanmışsa yani o deriye bazı işlemler yapılmış ve temizlenmişse artık o temiz olur. Hatta şöyle bir olay var yaşanıyor Peygamber Efendimizin hayatında. Bir gün sahabelerle beraber gelirken bir yerden yerde yatan bir koyun leşi görüyor. Buyuruyor ki ya bunun derisini niye almadılar ki? Ya Resulallah diyorlar bu kendiliğinden öldü bu. Kesilmedi leş bu mundar Buyuruyor ki küllü ibağın kaddubiga fakat tahura. Yani tabaklanan her deri temiz olur. Tabaklanma ile o deri bir bakıma istihaleye uğramıştır. Onun içerisinde kötü şeyler yok olmuştur. Peki tabi ne ile tabaklanır? Tuzlayarak tabaklanabilir bu. Mesela benim çocukluğumda bizim köylerimizde tuzlayarak yaparlardı o çam ağaçlarının kuruyan kabuklarını döverek şey yaparak onunla yaparlardı. Veya bazı yerlerde o deri güneşe seriliyor. Orada kurutuluyor. Bu şekilde olabilirdi. Farklı. Şimdi zamanımızda tabii öyle değil. Bunlar artık ilerle geçildi. Yani bir takım fabrikasyon usullerle yapılıyor. Yani o deri tabaklanarak temiz oluyor. Biz giydiğimiz montta eğer deri varsa, ayağımıza giydiğimiz mesle. Bunun ham maddesi, ana maddesi, acaba o hayvan kesilerek mi bu deri ele geçirildi kendiliğinden ölen deri hayvanın derisi de var mı onları düşünmeyiz Ha şimdi bu peynir mayası peynir mayasına e, bazı hayvanların özellikle daha galiba buzağa küçük hayvanların e, bu midelerindeki su veya öt neyse o ham madde olarak kullanılıyor ondan sonra da bu mayalar elde ediliyor şimdi bu maya elde edilen o ham maddenin alındığı sığır Boğazlanmış mı, boğazlanmamış mı? Onu biz bilmeyiz. Dolayısıyla onu aramak zorunda da değiliz. Hmm. Onu aramak zorunda da değiliz. Ayrıca herhangi bir yerdeki bir vatandaş bir peynir mayası alıp peynir salarken... ...acaba bunun ne, nereden geldi bunu araştırma, soruşturma, bilme, bulma imkanına da sahip değil. Ha onun üzerinde içerik yazabilir. Yani der ki mesela bu inek şeyinden falan der. Ama o inek kesildi mi kesilmedi mi onu bilmez. Kesilmemiş de olsa şimdi o mayanın içindeki o inekten gelen madde tek başına o değil zaten. Bir takım dönüşüme uğramış. Bir takım işleme tabi tutulmuş ve o artık pis olmaktan çıkmış temiz olmuştur. Dolayısıyla ondan elde edilen mayanın peynire katılan mayanın herhangi bir sakıncası olmaz. Hmm. Eyvallah hocam. Daha çok bize şunu sorarlar. Domuz Evet. Dan da elde ediliyormuş mayalar o şeyin içerisinde. O olur mu olmaz mı? O caiz mi değil mi diye sorarlar. Ona cevabımız biz deriz ki bu istihalelerden işte falan bahsederiz. Ama deriz eğer inekten elde edilen, sığırdan yani eti yenen hayvanlardan elde edilmiş ise mundar olmayan, mundar olmayan derken domuzun dışında elde edilmiş ise o bunu tercih etmek lazım. Ama yoksa sadece domuz varsa o zaman bir mecburiyet var demektir. O kullanılabilir diyoruz. Eyvallah hocam. Ahmet Yazgan isimli seyircimizin sorusu. Seferi olan bir kişi cemaate imamlık yapıp namaz kıldırabilir mi? Kıldırabilir. Seferi olan birisi cemaate imamlık yapabilir. Ancak burada şöyle bir dikkat edilmesi gereken nokta var. Eğer cemaat içerisinde mukim olanlar varsa veya cemaatin tamamı mukim ise, yani seferi değilse, yerleşik ise, oranın adamı ise, o takdirde imam, seferi olan imam, iki rekatta selamını verecektir farzın. Öğlenin, ikindinin, yatsının. iki rekatinden sonra selamını verecektir. Ve peşindeki cemaat ayağa kalkacak selam vermeden ve iki rekat daha kılacak. Ve bu iki rekatında okumayacak bir şey. Fatiha okuyacak kadar bir süre bek duracak. Allahu Ekber deyip rüka eğilecek her biri kendisi. Ondan sonra işte kalkacak. Rükû secde yapacak, i̇şte secdelerini yapacak. Tekrar ayağa kalkacak. Yine Fatiha okuyacak kadar duracak orada. Okumayacak. Hı hı. Çünkü o hükmen imamın peşinde gibidir. Ondan sonra namazını tamamlayacak. Hanefi mezhebinde bu böyledir. Niye böyledir bu? Çünkü Hanefi mezhebinde e, misafir olan kişi dört rekatlı namazları iki rekat kılmak zorundadır. Yani onun için o öğle namazının, ikindi namazının, yatsı namazının farzları iki rekattır misafir için. Dolayısıyla onun üstünde kılarsa eğer mekruh olur bu. Ve artı son iki rekatı da nafile olur. Hmm. Yani seferi olan birisi öğle namazını dört rekat kılarsa bunun ilk iki rakatı farz yerine geçer. Sonraki iki rakatı nafile olur. Ve mekruh olur. Bu kişi imamsa eğer, iki rekatta değil de dört rekat kılarsa, peşindeki mukim olan cemaatin namazı olmaz. Allah Allah. Olmaz. Niye olmaz? Çünkü imamın kıldığı dört rekatlı namazın iki rekatı farz idi, iki rekatı nafile idi. Cemaatin ise peşindeki o mukim olma şey seferi olmayan cemaatin ise namazının tamamı dört rekat. O dört rekatın tamamı farz. Hmm. Dolayısıyla son iki rekatta imama uyan, uydukları için farz kılan nafile kılana uymuş olur. Farz kılan nafile kılana uymuş olur. Hanefi mezhebinde farz kılanın nafile kılana uyması caiz değildir la iktida iktidaul mütenef muftarız bil mütenefil diye ifade edilir bu. Yani farz kılanın nafile kılana uyması caiz değildir. Niye? Çünkü halen imamın durumu namazı cemaatinden aşağı olmamalıdır. E, bu verdiğimiz örnekte seferi meselesinde imamın son iki rekatı nafile cemaatin ki farz. E, evet. evet. farzın durumu nafileden daha üsttür. Ne oldu şimdi? Cemaatin namazı imamın namazından daha üstün olmuş oldu. O yüzden onların namaz tekrar kılması lazım. Eğer imam dört rekat kılar ve bu cemaat ona uyarak kılarsa. Şafii mezhebinde böyle bir mecburiyet yok. Niye? Orada iki sebep var. Bir, Şafii mezhebine göre misafir olan kişi namazı isterse iki kılar, isterse dört. Muhayyerdir o. Hanefi'de olduğu gibi mecbur değildir iki rekat kılmakta. İster iki kılar, ister dört kılar. E dolayısıyla dört kısa da ona, ona, onu farzı kılmış olur, iki rekat kısa Öbür taraftan varsayalım ki iki rekat kılması gerekiyordu. Veya kıl, O zaman onun sonraki iki rekatını biz nafile dersek bile ki, öyle değil Şafi'ye göre, Şafi'ye göre farz kılanın nafile kılana uyması caizdir. Onun için mesela Şafi mezhebinde, Şafilere göre Ramazan'da teravihte kazaya niyet etmek, teravihte imama uyup kazaya niyet etmek caizdir. Allah Allah. Her ne kadar şafide, daha doğrusu her ne kadar farzın kazası farz ise de, onlarda farz kılanın, nafile kılana uyması caiz olduğu için, kaza kılanın, teravih kıldıran imama uyması caiz olur. Eyvallah hocam. Evet. Yani Şafii mezhebine göre bir kişi teravitte 20 rekat kaza da kılabilir yani. Kılabilir. İmam teravih kılabilir. İki kıl rekatta bir selam vererek veya dört rekatta bir. Tabi iki rekatta selam veriyorsa imam sabah namazına niyet edecek. Hı, hı. Dört rekat kazasına. Dört rekatta bir selam veriyorsa öğle ikindi veya yatsı namazının kazasına niyet edecek. Eyvallah hocam. Kahramanmaraş'tan Mehmet Doğan isimli seyircimiz demiş ki Hocam bekar kalmak günah mıdır? Adamına göre değişir. <laughs> Şimdi evlilik, nikahlanma bazı durumlarda vacip olur. Bazı durumlarda sünnet olur. Bazı durumlarda da mekruh olur. Bu vacip olma haline haletü tevakan denilir fıkıhta. Yani kişi evlenmediği takdirde harama gidecek ise, haram yollara sapacak ise, nefsine hakim olamıyorsa, bu kişinin evlenmesi vacip kabul edilir. Ve bu farz anlamında vaciptir. Bu bir. İki, kişi mutedildir. Normal bir tabiatta yaratılmış. Böyle nefsi arzuları çok e, önünü kesemeyeceği kadar fazla değil. Ve evlenmediği takdirde harama gitmesi diye bir şey söz konusu değil. Ama normal, mizacı normal, efendim geliri yeter. E bunun evlenmesi sünnettir. Ama eğer kişi evliliğin gereklerini yerine getiremeyecekse. Mesela aileyi besleyecek nafakaya sahip değilse. Veya ne bileyim o şey hastalıklardan böyle evlilik gereklerini imkan vermeyen türden kalıcı, daimi hastalıklar ise. Veya evlendiği zaman eşine, çocuklarına kötü muamele edeceği, onlara eş, işkence edeceği, eziyet edeceğini biliyorsa onun evlenmesi ise mekruhtur. Eyvallah hocam. O zaman yani evlenmek neydi soru? Bekar kalmak günah mıdır? Ha i̇şte söylediğim diyeyim çerçevede değerlendirecek günah mı sevap mı? Konya'dan Erol Ama şu çal. yoktur. Bak. Evet. Efendim zühd için, takva için e, evlenmeyi kalayım. terk etme. Bekar kalmak bu yoktur dinimizde. Hadis-i şerif Allah rahbaniyete fil islam. İslam'da ruhbanlık yoktur. Ama efendim filan hoca filan şey evlenmemişler. Hocam peygamber evlenmişler. <laughs> Yani ki bizim en güzel örneğimiz. Ha, yani. yani. hangisini biz esas alacağız falan hocayı falan şeyi mi esas alacağız? Peygamberi mi? Şimdi bazı böyle kesimlerde maalesef hocası, şeyhi bilmem nesi peygamberin önüne geçti. Evet. Yani peygamberin sünnetine bakmıyor adam. O bağlandığı kişinin yaptığına bakıyor. Ya bakın hiçbir zikir, o zikri kim tavsiye ederse etsin. Peygamberin koyduğu zikirlerden daha üstün değildir. Efendim benim şeyhim bana şu kadar şu kadar şu kadar şunları yap dedi. Tamam yap. Ama onlar peygamberin sana söylediği o zikirler var ya şunları yapın diye. Ondan daha üstün olmaz. Çünkü dini getiren peygamberdir. En iyisiyle bile bilen peygamberdir. Dini hayatında en iyi yaşayan peygamberdir. Ve peygamber efendimiz böyle e, züht için, zahitlik için, efendim evlenmeyi terk eden, her gün oruç tutan, her gün namaz kılan kişileri sabaha kadar yaptıklarının yanlış olduğunu söylemiştir. Yani bizim rehber alacağımız kişi, örnek alacağımız kişi peygamberdir. Eyvallah hocam. Bu İmam bir gibi var ya. evet, mi? evet. Onun kitabın var bir meşhur. Adı Tarikat-ı Muhammediye. Yani tam ki peygamberin de bir tarikatı varmış. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o Kur'an-ı Kerim işte yoldur. Evet, ne kadar güzel ifade ettiniz. Ama tabii yani. bunu söyleyerek ötekileri kötülemiş olmuyorum yani. Ama Asıl bizim şeyimiz, rehberimiz, hı hı. asıl bizim örnek alacağımız peygamberimizdir. Aleyhissalatü vesselamdır. Kim olursa olsun onun davranışına aykırı hareket ediyor ise, o kim olursa olsun biz ona itibar etmeyiz. Rabbim inşallah en güzel şekilde örnek alabilmeyi nasip etsin peygamber efendimiz. Hocam Konya'dan Erol Uysal isminde bir seyircimiz demiş ki, Cuma namazı hutbesinde hoca ile birlikte el açıp dua etmek caiz midir? Zaten e, cemaat el açıp amin diyor. Evet Yani hoca dua ediyor. Cemaat şey yapmasın. Yani dua etme yerine tamam elini açabilir. Ama sessiz olarak amin diyebilirler. Ee, daha önce farklı programlarda buna biz işaret etmiştik. Yani konuşmak yasaktır. Yani İmam Hutbe'deyken konuşmak yasaktır. Ama Peygamberimizin adı anıldığı zaman salavat getirilebilir diyor kaynaklar. E, dua edildiği zaman amin demek de Peygamberimizin sünnetindendir. Ama Hanefi mezhebinde... Namaz içindeki ameller sessiz söylenir. Hı hı. E bu hutbeyi biz tam namaz olmasa da işte hükmen diyelim ki bir namaz gibi kabul edersek bile sessiz söylenmesi lazım. Sessiz söylenebilir yani. Seyircilerimizden Koray Bey, bankada çalışıyorum. Faiz günah. Peki mesleki olarak yapmamda günah mıdır diye sormuş. Orada ne işle meşgul? Şimdi bankada çalışanların kapısında güvenlik görevlisi var. Evet. İçerisinde çay dağıtan görevli var. Veya ne bileyim yukarıda bilgisayarda hiçbir faiz muamelesine karışmayan insanlar var. Ve bunlar pek sorun değil. Ha, burada da şu denebilir efendim. Yani bir tarafından bulaşır. Ya, denebilir. Hı hı. Ama doğrudan faizli muameleyi yapmak gibi değil. Faizli muameleyi yapmayı peygamberimiz yasaklamış ya. Yani demin dedik hep örneğimiz peygamber. Evet. İnsanlar bugün yapıyorlar ama ne yapalım? Ya doğru yapıyorlar Allah affetsin. Ama peygamber yapmayın demiş. Dolayısıyla doğrudan faiz alan, veren, şahit olan, yazan bunlar sorumlu ya... E ...o işte çalışıldığı zaman dini açıdan bu sorumluluk getirir. E o zaman ne yapacak bu hassasiyeti olan insanlarımız bu dunda? Mümkünse kendisine bir iş arayacak. Yani böyle şüpheli şeylere veya yasak şeylere girmeyeceği bir iş arayacak. Ya yani bulduğu zaman işini değiştirecek. E şimdi efendim Allah verir o işi sen sonra borayı, burayı burayı boşalt git bırak bu işi diyemeyiz biz. O insanın evinde ekmek bekleyen çocuklar var, insanlar var. Ama tavsiye edilen şey şu bu sadece benim tarafından değil genelde tavsiye edilen şey. Kardeşim sen kendine daha uygun bir iş ara, iş buluncaya kadar da çalışmaya devam et denilir. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimizin sorusu, sorusu Bankalardaki altın hesapları caiz mi? Para veriyoruz ama karşılığında altın almıyoruz. Karşılığında altın anımızda hesabımıza geçiyor ise ya bu teslim tesellüm sayılabilir. Yani şimdi biz ne yapıyoruz? Bankadan e, o mobil bankacılık mı diyorlar? İnternet bankacılığı mı şey diyorlar ya şimdi. Hı hı. Yani hiç bankaya gitmeden biz ne yapıyoruz? Oturduğumuz yerden faturamızı ödeyebiliyoruz. Evet, mobil şube üzerinden. Evet faturamızı ödeyebiliyoruz. Veya borçlu olduğumuz kişiye para transferinde bulabiliyoruz, bulunabiliyoruz. Veya diyelim kiracıyız, kirayı ödeyebiliyoruz. Veya kirada evimiz var, onu tahsil edebiliyoruz gönderdiği zaman. Yani bunlarda hep elimize sayma yok para. Evet. Ama o para benim artık. Onu geri alamıyor veren kişi. Ve ben o istediğim zaman gidip bankamatikten çekebiliyorum. Veya o parayı bana hesabıma yatan parayı anında bir başkasına gönderebiliyorum. Dolayısıyla benim hesabıma geçmesi o paranın bana teslimi oluyor. Teslimi oluyor. E şimdi bu bankadaki hesap açma, altın hesabı açma. Parayı götürüyorsun, efendim diyorsun ki bak benim şu kadar param var, 10 bin liram var, bana 10 bin liralık altın sat. Ondan sonra da onu benim hesabıma yatır. O da ne yapıyor? Senin hesabına 10, 10, bin, 10 bin liraya kaç gram altın geliyor? 10 gram. Evet. 20 gram. 20 gram altın senin hesabına yatırıyor ve sen onu teslim almış oluyorsun. Eyvallah hocam. Hocam bir videolu sorumuz varmış. Dilerseniz sorumuzu seyredelim. Seyredelim. Hocam merhabalar. Spor karşılaşmaları üzerinden bahis oynamak caiz midir? Evet Zaten hocam. Zaten bahis spor karşılaşmaları üzerinden oynanıyor. Başka var mı? Yani ya at yarışı oluyor. O bir spor kabul ediliyor. Veya futbolda işte o şey hmm. neydi o, Toto falan vardı. İd, i̇ddia falan diyorlar hocam. Yani Şimdi iddia mı diyor? Eskiden evet. spor toto diyorlardı ona. O loto 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 diyorlar. Loto, hocam. Da, Sayısal loto falan tarzı. O, o, o biraz farklı galiba. Her neyse. Yani burada biriler yendiği tama insanlar para koyuyor. Hmm. Ve para korken bir grup diyor ki işte şu takım yenecek öteki grup şu takım gelecek. Ve hangisinin dediği olursa diğerinin koyduğu parayı o alacak. Evet. Peki hangisinin dediği neye göre oluyor? Oradaki futbolcuların şey var bu işte. Hüneri rol oynuyor ama büyük ölçüde şans da rol oynuyor. Çünkü öyle nice büyük dediğimiz kulüpler, işte milyarlık oyuncuları olan kulüpler var ki öyle ufak bir şey kaza kulübüne yeniliyor, olabiliyor bunlar. Yani işin içinde şans var. Birilerinin her, birilerinin parası kaybedip, diğerlerinin para kazandığı her türlü şans oyunu kumar'a girer. Dolayısıyla o spor şey, müsabakaları da bahis oynandığı zaman o dinen caiz olmaz, Yasaktır. Eyvallah hocam. Seyircilerimize bir hatırlatmada bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizlerde de merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sesli, videolu bizi arayarak yahut mesaj atarak 0552 915 82 42 numaralı hatta gönderebilirsiniz. Kıymetli hocam yayın esnasında sorularınızı cevaplandıracak. İskenderun'dan Aziz Bey demiş ki sadece Hanefi mezhebine göre vakit namazlarımın sünnetini kaza namazı olarak kılıyorum. Doğru mu yapıyorum? Allah kabul etsin, kaza namazı kılmış olur, sünneti terk etmiş olur. Yani kıldığı namaz kaza olur. Hı hı. Ama sünneti kılmamış sayılır. Sünneti kılmayınca ne olur insan? Günaha girmez. Sünneti terk ettiği için günaha girmez. Evet. Ama peygamberin şefaatinden mahrum olur. O şekilde e, bildiriliyor kitaplarda. Seyircilerimizden Selim Bey, sefiriliğin ne zaman başladığını öğrenmek istiyorum. Bir de sefere çıkmaya niyetlendikten sonra bir aksaklıktan dolayı gecikme olursa giren vakitte seferi sayılıyor muyuz? Şimdi seferliğin yeri nereden başlar? Bizim klasik kaynaklarımızda insanın oturduğu yerleşik olduğu şehrin son evini son evini çıktığı anda başlar. Tabi gideceği yer o son evden itibaren gideceği şehrin son evi arasında <laughs> 90 kilometreden fazla mesafe varsa. O son evi çıktığı anda başlar. ve Dönüşünde de o son evden girdiği zaman içeriye, şehre doğru biter. Ee, ve günümüzde de diyelim ki bunu aynen uygulayabiliriz. Köy evlerinde. Yani köyün sonuç itibariyle ne taraftan bakarsan bak 300 metre böyle, 200 metre böyle, 500 metre böyle. Veya kasabalarda bu söz konusu olabilir. Ama büyük şehirlerde, İstanbul gibi, Ankara gibi, sadece İstanbul, Ankara değil, yani ülkemizin birçok şehirleri hı hı. artık bir ucundan bir ucu kilometrelerce sürüyor. Hatta İstanbul gibi yerlerde bir ucundan bir ucu sefer mesafesi kadar sürüyor. Peki burada nereden başlayacak seferilik? Şimdi büyük şehirlerde diyanet işleri başkanlığının bir iştihadı diyeceğim buna. Çünkü iştihat dura gerçekten. Kişinin oturduğu ilçe evet. sınırını çıktığı anda başlar. Mesela şimdi diyelim ki kişi Üsküdar'da oturuyor. Evet hocam. Üsküdar'ın bir tarafında Kadıköy var. Bir tarafında Ümraniye var. Bir tarafında Beykoz var. Hangi istikamete gidiyorsa, Üsküdar sınıfını geç, sınırını geçtiği anda seferlik başlar deniyor. Hmm. Ve Üsküdar sınırın o son evinden itibaren artık 100 kilometre hesaplanır. Ve seferlik de o andan itibaren başlar. Ha bu kiminle ilgilidir? Özel aracıyla gidenler için. Ama otobüsle gidiyor. Otobüs terminali e, seferliğin başladığı yerdir. Trenle gidiyor. Tren istasyonu. Seferlerin başladığı geldi. Uçakla gidiyor. Uçakla ha gidiyor. Havalimanı. Ha, burada uçak da olunca şu oluyor. Havalimanları bazen şehrin dışında oluyor. Kilometrelerce dışında. Evet. Mesela şimdi burada İstanbul Havalimanı ile yerleşik yer arasında biraz boşluk var herhalde. Hı hı, o zaman o yerleşik yeri geçtiği zaman. Ve hatta şöyle diyelim. E, Havalanı doğru gidiyoruz buradan. efendim 3-5 kilometre boş arazi var ev yok. Ondan sonra tekrar evler var. O zaman bu istikametten havalanına doğru giderken ki o boş alana varmadan ki son evden başlar. Ondan sonraki evlerin olduğu yer bu şehre bitişik değil başka bir şehir kapı hmm. kapıyor. ha Şimdi bu şekilde başlar. Şimdi ikinci sorusu şuydu. Efendim Sefer'e çıkmaya niyetlenmiş ama bir aksilik çıkmış. Bir çıktı. aksilik çıkmış, gecikmiş ve namaz vakti girmiş. Evet. Sefer niyetle başlamaz. Seferlik niyetle başlamaz. Hı hı. Fiille başlar, eylemle başlar. Yani sen niyet ettin, yarın sabah sefere çıkmaya. E bugünden itibaren misafir değilsin ki artık sen. Ne zaman misafirsin? Yarın sabahleyin çıktın, şeyden, evinden çıktın, mahalleni geçtin, ilçeni geçtin, işte o zaman seferlik başladı. Dolayısıyla daha önce e, sefere çıkma niyeti senin namazları yarım kılmanı gerektirmez. Hmm. Şimdi burada bu kardeşimizin sorusu, cevabı şu. Sen niyet ettin, o hiç önemli değil. Sen niyet ettin ama henüz yola çıkmadın vakit, namaz vakti girdi. O evet. namazı evinde kılacaksan tam kılarsın, devam eder. Ondan sonra gidersin. Yok vakit var daha, ben yolda kılarım diyorsun. O zaman e, şehrini, köyünü... Neyse ilçeni terk ettikten sonra iki rekat kılarsın. Eyvallah. Peki hocam şimdi ben Ümraniye'de oturuyorum. İşte iş yerim Eyüp Sultan tarafında ve ben Çanakkale tarafına gidiyorum. Ümraniye'den çıktım. Tam böyle yolda Çanakkale'ye doğru giderken pat iş yerinden bir iş çıktı. Ve benim Eyüp Sultan tarafına geldim. O işimi hallettim. O esnada da vakit girdi. Şimdi Çanakkale'ye devam edeceğim o işi hallettikten sonra. Sen misafirsin. İş yerinde, yerinde seferi olarak mı? Yani. Tabii seferiliktir. Hmm. Yani sen e, mesela insanlar e, 100 kilometre ileride iş yerleri var. Evet. E, evlerinden her gün gidip geliyor Orada seferi hükmündedir. Hmm. Eğer o dediğimiz sınırlardan itibaren 100 kilometre varsa. Eyvallah. Yani burada kişinin oturduğu semtten Asıl dışarı Asıl önemli çıkması... olan şey oturduğu, yaşadığı, gecelediği bak bu önemli. Gecelediği yer, geceyi geçirdiği yer. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimizin sorusu. Fırında çalışıyorum. Cuma namazını kılamıyoruz. Burada sorumluluk kimin? E, e, şey, e, şey Fırın sahibinin de sorumluluğu var. çalışanın da. Çalışan diyecekti kardeşim ben namazıma giderim Cuma'na. Yani bu fırında çalışma e, e, Cuma namazını şey yapmayı gerektiren bir şey değil ki. Terk etmeyi gerektiren bir şey değil ki. Evet. Çünkü insanlar akşama kadar durmadan ekmek çıkarmıyor. Yani ekmeği çıkartıyor kenara koyuyor. Gelene satıyor. E dolayısıyla bu bir mazeret değil. Evet cuma namazı bazı mazeretlerle düşer yerini öyleye bırakır. Mesela adam hasta bakıcı. Hı hı. Hastanın başından ayrılamıyor. Doktor ameliyat ediyor ayrılamıyor. Veya ne bileyim polis nöbet bekliyor. Asker nöbet bekliyor. E bunlar mazeret. Ama fırında çalışmak, cuma namazını geçirmek, kılmamak için bir mazeret olmaz. Olmamalı. Eyvallah hocam. Ne ne ki, günah kime? E şimdi kendisi bir defa bunun talebinde bulunacak. Ben namazımı kılacağım. Hmm. Gerekirse bunu şart koşacak. Olmaz. Namaz kılamazsın. Kusura bakma ben o zaman başka iş arayayım diyecek öncelikle. Eyvallah hocam. Hocam bir sessiz sorumuz varmış. Dilerseniz sorumuzu dinleyelim. Dinleyelim. Hocam ben ben Gaziantep'ten arıyorum da Öncelikle Namaza durduğumda gözlerimi kapataraktan daha iyi konsantre olduğuma inandığım için bunun bir mahsuru var mı? İkinci bir sorumuz da ne kadar da olsa insana vesvese oluyor. Bunun da namazımızı etkiler mi? İnşallah Size de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet, evet, ikisi de ikisi de <laughs> önemli gerçekten. Bunu çok şeyden duyuyoruz. Yani ben gözlerimi yumduğum zaman namaz kılarken daha iyi konsantre oluyorum. Kendimi daha çok namaza veriyorum diyenler oluyor. Şimdi na namazda gözleri yumma mekruh olarak kabul edilir. Ama bu tenzihen mekruhtur. Yani helala yakın mekruhtur. Öbür taraftan namazdaki huşu önemlidir. Huşu nedir? Kişinin işte bu konsantre dediği şey. Hmm. Yani insanın bütün benliğiyle Cenab-ı Hakk'a yönelmesi. Zihniyle, her şeyiyle. Yani namazda başka şeyler düşünmemesi. Efendim hareketlerinde, namazdaki hareketlerinde tadili erkan vesaire. Ki Kur'an-ı Kerim namazlarında huşu içinde olanları felaha eren, kurtuluşa eren müminlerden sayıyor. Mü'nün suresinde. Ha şimdi dolayısıyla huşu daha önemli. Şimdi benim bana göre, benim kanaatime göre eğer gözü yummak daha çok huşu'a sebebiyet veriyor ise o takdirde yumulabilir. Çünkü gözü açık tutmak farz değildir. Vacip de değildir. Olsa olsa sünnet ama kuvvetli sünnet de olmayabilir. Ama kitaplarda bu sünnet denmez de zaten. Gözünü yumak mekruh denilir. Ha, şimdi bu da tenzihen mekruh. Yani helala yaklan mekruh olur ki huşu daha önceliklidir. İkincisi ister istemez baş kafasına aklına bir takım evham beyinler evet. geliyor. Ee, onun için yapacağı bir şey yok. Kendisini namaza vermeye çalışmalı. Zihnini toparlamalı. Hep burada tavsiye ettiğimiz bir şey var bu konuda. Mümkünse ok, namazda okuyacağı surelerin manalarını öğrensin. Onu düşünsün okurken. Ve kendini namaza vermeye çalışsın. E, ee, buna rağmen insanın şey yaptığı oluyor. Zihninin kaydığı, başka şey aklına geldiği oluyor. Cenab-ı Hak bu halimizi de biliyor. Allah inşallah affeder. Şeyimizi kabul eder. Namazımızı inşallah. Namazımızı kabul eder. Daha önceki bir programda da söylemiştim galiba. Şimdi Mehmet Akif merhum Mısır'a gitmiş. Türkiye'de işte o bir takım hocalarla ilgili menfi tavırların veya dini tedrisatla ilgili olduğu dönemlerde Mısır'a gitmiş. Çok kişi o zaman Mısır'a gitmiş. Kimi okumaya gitmiş, kimisi yaşamaya gitmiş falan. Neyse Akif de orada şiir yazmıyor. Orada bulunanlar Türk talebeleri diyorlar ki Üstad şiir yazmıyorsun, ne yazmıyorsun? Çocuklar o kadar meşgulüm ki zihnim. Neredeyse sehiv secdesi yapmadan namaz kıldığım yok demiş. Ya. İnsan niye sehiv secdesi yapar? Yanılır namazda. Yanılır. Yani zihni başka tarafa kayar. Ondan dolayı o hatayı yapar. Ama yani insanlık. İnsan hali. Bundan kurtulmak zor. Ama biz kurtulmanın gayretinde oluruz. Yapabildiğimiz kadar yaparız. Allah büyük. Eyvallah hocam. Ahmet Polat isminde bir seyircimizin sorusu. Akşam namazının üçüncü reketine ve dört rekatlı namazın dördüncü rekatına yetişen kişi namazını nasıl tamamlar? Şimdi bunun ikisini de ayrı ayrı cevaplayalım. Çünkü detaylı hı hı. olarak anlatalım. Akşam namazının üçüncü rekatına yetişti. Evet hocam. Tabi imam ne yaptı? Rekat bitince oturdu. Etta'iyyatü salli barik okudu. İşte dua okudu. Selam verdi. Bu sonradan gelen kişi buna mesbuk denilir şeyde. Bizim e, fıkıh istilahında. Ee, imama geç, sonradan katılan, e, gelmeden imamın namazın bazı reketlerini kıldığı durumda katılan kişiye mesbuk tabir edilir. Şimdi bu kişi imam selam verirken Allahu Ekber deyip ayağa kalkacak. Sübhaneke, birinci de baş, başlarken, o üçüncü rekata başlarken Sübhaneke okuduysa okumaz. Ama okumadıysa Sübhaneke okur. Kalktı ayağa. Fatiha okur, sure okur. Rükû secde yapar, oturur. Çünkü ikinci rekattan sonra oturmak vaciptir. Evet bu bir oturdu ama o ikinci rekattan sonra değil bu kişi. Birinci rekattan sonra oturdu. İmam oturduğu için oturdu. Ona uyduğu için oturdu. Kendi başına kılsaydı birinci rekattan sonra oturmayacaktı. Oturur ette ayağı atıyor. Allahu Ekber der kalkar. Fatiha okur. Besmele çeker, Fatiha okur, sure okur burada da. Yine rükû secde yapıp oturur. E, Ettayatü salli barik duaları okur ve selamını verir. Ne yaptı burada şimdi bu kişi? İlk rekattı imamla beraber kıldı. Evet, orada. orada da. Damlı sure yok. Halbuki akşam namazının iki rekatında damlı sure var, birisinde yok. Bu olmayan, zammı söylenin olmadığı rekata yetişti imamın yanına. Ondan sonra önceki o öyle süre okunan iki rekata yetişememişti. Dolayısıyla Hı. onları kılarken zammı süre okur. Evet hocam. Bu akşam namazın üçüncü rekatına yetişen. Öğle namazın dördüncü rekatına yetişti farzına. Aynen. İmam oturdu. Bu bir rekat kıldıktan sonra. Efendim. Et hayatü salli barik dua. Selamı verdi. Bu Allahu Ekber deyip ayağa kalkacak. Yine Birinci rekatta Sübhaneke'yi okumamış ise ayağa kalktığında Sübhaneke'yi okur. Fatiha okur. Sure okur. Rükû secdeyi yapar yine oturur. Çünkü bu namazın ortasındadır. İkinci rekattan sonradır oturur. Etta'yatü okur. Allahu Ekber der ayağa kalkar. Besmele çeker. Fatiha'yı okur. Bir de sure okur. Zamm-ı sure dediğimiz. Ondan sonra rükû secde yapar. Rükû secde yapar. Ayağa kalkar. Allahu Ekber deyip son rekat oluyor oluyordu. Sadece Fatiha'yı okur. Rükû secde yapıp oturur. Tayyat, salli barik, dualar okur. Selamını ver. Ne oldu burada şimdi? İlk rekatında sadece Fatiha okundu bu çok kişinin. Son rekatında da sadece Fatiha okundu. İkisinin ortasında Fatiha ile sure okundu. Ben bir köye gitmiştim. Böyle bu konu açıldı. Dediler ki biz, burada bize oklava namazı derler bana dedi. <laughs> ne alaka dedim ben? Hani oklavanın iki ucu ince, ortası kalın oluyor biraz. Evet. Şimdi bu namazın dört e, rekatli namazı kılarken imama yetişemeyen e, birinci rekatta ilk ilk ucu hı hı. namazın ilk ucunda Fatiha'dan sonra sonra okumuyor. Evet. Son ucunda da okumuyor. Dolayısıyla bu uçlar yarım yani eksik olmuş, şey ince olmuş oluyor. Ortasındaki iki rekat okuyor, o da kalınmış. Yani böyle bir benzetme yapıyorlarmış. İnsanın aklında kalma bakımında önemli olabilir. <laughs> evet hocam, çok iyiymiş. Hocam kısa bir e, süremiz var. Bir seyircimiz demiş ki, sabah namazlarını sürekli uyanınca kaza ediyorum. Bu kabul olur mu? Günaha girer. Kabul olur olmaz. O Allah'ın bileceği bir iş. Ama günaha girer. Niye? Çünkü asıl olan şey namazı vaktinde kılmaktır. Vaktinde. Mazeret yoksa. Ha uyuya bu mazerettir. Ama zaten hiç uyanmıyor adeti değil. Her gün hı hı. uyuyor. Saati kurmuyor, telefonu kurmuyor. E uyanamadım ne yapayım? Ya bu mazeret değil o. Bu, ne zaman mazeret olur uyku? Uyanamama. Her zaman için kalkarsın. Ama bir gün uyuya O bir mazerettir. Evet. Veya saatini kurduğun halde duymamışsın, yorgun yatmışsın, geç yatmışsın. Duymamışsın, uyanamamışsın. Bu mazerettir. Ama öyle değil de bu tembellik yaparak sabahleyin kalkmıyor, kuşluk kalkınca kılıyor. Bu namaz olur mu olmaz mı? Namaz kaza olur ama günaha girmiş olur. Onunla ne muamele edeceğini Cenab-ı Hak Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bizler istifade ettik. İnşallah seyircilerimiz de istifade etmişlerdir. inşallah. Kıymetli seyircilerimiz İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programımızın bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafta içi her gün saat 17 ve 18 arasında sizlerle birlikte olacağız. Bu arada sizlerden gelen yoğun bir ilgi var. Çok teşekkür ederiz ilgi ve alakanız için. ancak haliyle soruların program süresinde yetiştiremeyebiliyoruz. O yüzden bizden haber bekleyin. Biz size sorunuzun ne zaman sorulacağını haber edeceğiz. Programımızı takipte kalın. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Evet.